Merhaba, masal sever misiniz? Ben hem okurum hem yazarım, masalları çok severim. Şimdi size bir masal okuyayım, ne dersiniz? Adı Bu Dünya Kimin? Şöyle kapağını göstereyim. Evet, Uçan Balık yayınlarından çıkan masallarımdan biri. Bu Dünya Kimin? Bir sonbahar günü araba parkındaki arabalar kendi aralarında konuşuyorlarmış. Şu parka bakın, tıka basa dolu. Bir araba daha gelecek olsa yer yok demiş arabalardan biri. Bir diğeri de tabii demiş, günde kim bilir kaç araba dünyaya geliyor biliyor musun sen? Fabrikalar yüz binlerce araba üretip yeryüzüne salıyorlar. Gün geçtikçe çoğalıyoruz. Kendini pek akıllı bulan bir araba hemen atılmış. Gerçekten de aslında biz dünyanın her yerine yayılmış makineleriz. Nereye baksan bizden biri var. Caddelerde, parklarda, sokak aralarında. Peki ama neden böyle sessiz sedasız park edildiğimiz yerde sahibimizi bekliyoruz ki? Canlanalım, dünyayı ele geçirelim. Parkı çevreleyen ağaçlar arabaların bu konuşmalarını duymuşlar. Saçmalamayın demiş yaşlı bir ağaç. Dünyayı ele geçirmekten söz edilecekse bu asıl bizim hakkımız. Dünya kurulalı beri buradayız ve her yeri kaplamışız. Köklerimizle ulaşamadığımız yerlere de yapraklarımızı yollarız. Bakın şimdi sonbahar. Kentin her sokağı yapraklarımızla kaplı. Kentlerin dışı zaten bizim. Anlayacağınız dünyanın asıl sahibi biziz. Diğer ağaçlar dallarını sallayıp biraz daha yaprak dökmüşler yeryüzüne. Yaşlı ağacın sözlerini doğrulamak için. O sırada yağmur girmiş söze. Haksızlık etmeyin demiş. Dünyanın her yerinde biz varız. Denizlerde, nehirlerde. Yoksa bilmiyor musunuz? Gökyüzündeki tüm bulutlar biziz. Yağmur olup yeryüzünün her yerine yağarız. Kar olup her yanı kaplarız. Su olmasa canlılar yaşayamazdı ki. Dünyanın gerçek sahibi aranıyorsa... İşte biz buradayız. Hava bu sözleri duyar da durur mu hiç? Boşuna çenenizi yormayın demiş. Canlılar nefes almadan yaşayabilir mi? Ben olmasam ne yapardınız bilmem. Yoksa siz çevrenizi boşluk mu sandınız? Yanıldınız. Boş sandığınız her yerde ben varım. Bütün dünyayı çepeçevre ele geçirmişim de kimse farkında değil. Bu tartışmayı duyan herkes söze karışmış. Toprak dünyada en büyük payın kendisine ait olduğunu söylerken hayvanlar zaten hem karadan ve denizden hem de havadan dünyayı çoktan ele geçirmiş olduklarını iddia ediyorlarmış. Tartışmışlar ama kimin haklı olduğu konusunda bir türlü anlaşamamışlar. Sonunda bir hakeme danışmaya karar vermişler. Kime danışsınlar? Kim en doğru çözümü bulabilirmiş ki? O sırada İlerideki parkın bir köşesinde kendi başına salıncakta sallanmakta olan küçük bir çocuk görmüşler. Hemen koşup çocuğa sormuşlar. Söylesene, bu dünya kimin? Sence hangimizin bu dünyada en çok hakkı var? Çocuk üzgün üzgün arabalara, ağaçlara, yağmura, havaya, toprağa, hayvanlara bakmış ve abimin dediğine göre dünya yalnızca kendini düşünenler yüzünden zaten yaşanmaz hale gelecekmiş demiş. Ben öyle bir dünyayı ne yapayım? Çok istiyorsanız alın hepsi sizin olsun. Dünyaya sahip olmak isteyenler şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Çocuğun sözlerinden çok utanmışlar. Hepsi sessizce yerlerine dönmüş. Arabalar parkta beklemiş, yapraklar sokaklarda uçuşmuş, yağmur çiselemiş, kuşlar uçmuş. Dünya şimdi çok güzelmiş. Ya çocuk büyüdüğünde dünyamızı koruyalım, doğayı koruyalım, kendimizi koruyalım, sağlığımızı koruyalım, başkalarının da sağlığını koruyalım, evde kalalım, bekleyelim. Bir gün yine dışarıya çıkacağız, kuşlar gibi özgür, sağlıkla, herkes sağlıklı olacak. Evet, bugünlerde geçecek, evde kalın, masalla kalın, şiirle kalın, kitaplarla kalın, hoşça kalın.